Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı, değerli Başkan Mustafa Kaymak, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara Ticaret Odamızın değerli yönetim kurulu üyeleri, değerli misafirler, sizleri şahsım ve Türkiye Odalar ve Borsa Birliği adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türk iş aleminin evine hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini de kutluyorum. Çalışmalarının Kıbrıs ekonomisine, Kıbrıs iş dünyasına ve Türkiye-Kıbrıs ilişkilerine katkı sağlamasını diliyorum. 14 Eylül günü İstanbul'da Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı'yı misafir ettik. Türk iş dünyasına hitap etti. Biz de kendilerine işbirliği olanaklarını anlatma fırsatını bulduk. Ekonomi, ticaret, turizm, eğitim, yatırım elbette çok önemli ama en önemlisi de bizim kardeşliğimizdir. Sizler her alanda elbette bizim ortağımızsınız. Ama daha önemlisi sizler bizim göz bebeğimizsiniz. Bizi birbirimize bağlayan son derece güçlü, tarihi, kültürel ve iktisadi bağlantılarımız var. Bu hissiyatla ekonomik bağlantılarımızı daha da güçlendirecek bir potansiyelin olduğunu da biliyoruz. Biz iş dünyası olarak Kıbrıs Türklerinin zenginleşmesini istiyoruz. Kıbrıs Türklerine haksız yere uygulanan izolasyonların bunu yavaşlattığının da farkındayız. Ama Kıbrıs Türklerinin çalışkanlığı ve azmi sayesinde zenginleşme süreci Kıbrıs'ta da devam edecek. Kıbrıs Türk halkının zenginleşmesinin çözüm çabalarına sağlayacağı katkının da farkındayız. Kuzey Kıbrıs ekonomisini güçlendirecek ve daha fazla yatırım yapılmasına imkan sağlayacak ekonomik reformların önemini de biliyoruz. Aynı zamanda iş dünyasının vereceği desteğin çözüm süreci için büyük anlam taşıdığını da görüyoruz. Biz Türk iş dünyası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türklerin yanında olmaya devam edeceğiz. Kıbrıs'ta adil ve kalıcı çözüm sürecini her zaman destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Doğrudan yabancı yatırımlar ekonomik kalkınma için hayati önemdedir. Türkiye için de önemlidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de önemlidir. Doğrudan yabancı yatırımlar için uygun kelime, uygun yatırım ortamıdır. Her ülke daha fazla doğrudan yatırımı çekmek için birbiriyle rekabet ediyor. 200'den fazla ülke var dünyada. Gittiğiniz zaman her ülke kendi ülkesinde yabancı yatırımcıların yatırım yapması için teşviklerini söylüyorlar. Yatırım ortamını daha rekabetçi hale getirecek yasal ve idari düzenlemeleri yapar. Biz yaparsanız bu konuda yabancı yatırımcıları çekmek için fırsat vardır. Biz bu konuda Türkiye ve dünyadaki uygulamaları inceledik. Türkiye Odalar ve Borsa Birliği ve Kıbrıs İş Dünyası olarak 2011 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir model önerdik. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve ilgili bakanlar, bürokratlar ve yabancı yatırımcıların ve Kıbrıs'taki yatırımcıların aynı masa etrafında toplayan Yatırım Danışma Konseyi kuruldu. Yatırım Danışma Konseyi'nde yatırımcıların sorunları paylaşıldı. Masa etrafında hızlı bir çözüm bulma iradesi vardı. Yatırım Danışma Konseyi mekanizması mutlaka tekrar canlandırılmalıdır. Ekonomisi güçlü olan Kıbrıs, çözüm müzakerelerinde daha güçlü masada olacaktır. Üzerinde çalıştığımız ikinci konu Lefkoşa Ekonomi Formu'dur. Uzun süre çalıştığımız bir projeyi 2014 yılı Haziran ayında hayata geçirdik. Lefkoşa Ekonomi Formu'nu kurduk. Lefkoşa Ekonomi Formu çözüm müzakerelerine iş dünyasının desteğini vurgulamak açısından önemli bir platformdur. Kıbrıs ara bölgede, İstanbul'da ve Atina'da bir araya geldik. Tahkim, Kuluçka Merkezi, Startup Weekend gibi somut işbirliği alanlarını konuştuk. Think Tank kuruluşumuz TEPAV, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için
kurumsal gözden geçirme projesi hazırladı. Tüm bu toplantıları, projeleri ve somut işbirliği fırsatlarını ortaya çıkartan diyalog platformunu da sürdürmek istiyoruz. Kıbrıs ekonomisi için turizm ve eğitim sektörünün önemini de biliyoruz. Kıbrıs'ta sanayi sektörünün de gelişmesi, Kıbrıs'taki girişimcinin daha fazla üretilmesini sağlayacaktır. Biz Türkiye Odalar ve Borsa Birliği olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs sanayisinin, Kıbrıs üretim kapasitesinin gelişimine destek olmaya devam edeceğiz. Kıbrıs üretim kapasitesini geliştirme yönündeki çalışmalarınızda bilgi ve deneyimlerimizi sizlere aktarmaya her zaman hazırız. Değerli misafirler, biz Türk iş dünyası olarak Kıbrıs'a daha fazla yatırım yapmak istiyoruz. Daha fazla karşılıklı ticaret yapmak istiyoruz. Kıbrıs'taki çözüm çabalarını destekliyoruz. Kıbrıs'ın, Doğu Akdeniz'in bir refah ve istikrar adası olmasını istiyoruz. Geldiğiniz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi de sözü Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kaymağ'a veriyorum. Değerli kardeşim, buyurun. Sayın Başkanım, öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz Ankara'ya, Ankara Ticaret Odası'nın davetlisi olarak ikinci günümüz bugün. Burada birçok görüşmeler yaptık. Bu arada sizlerin de bizi kabul etmeniz bizim için büyük onur. Biraz önce de söylediğiniz gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ambargolar altında mücadele vermeye devam ediyor. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti her zaman bizim yanımızda olduğunu hissediyoruz. Olacağından da eminiz. Bu vesileyle biz Türkiye'deki yatırımcıların da Kıbrıs'a gelip orada bizlerle birlikte iş yapmalarını istiyoruz. Kıbrıs'ta şu an ekonomi daha fazla eğitim ve turizm üzerine odaklanmıştır. Kıbrıs'taki sanayicimiz de bizde tabii ki ağır sanayi olmamakla birlikte daha fazla bu iki sektöre hitap etmek için küçük çapta sanayilerimiz vardır. Ama bu demek değildir ki biz ihracat yapmayacağız. Belli bir ihracatımız da var. Özellikle ağırlık Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu ihracatlarımızı daha iyi bir noktaya getirmek için de bugün ikili görüşmeler yapmışız. Kıbrıs'tan gelen sanayicimiz de buradaki ticaret odasının potansiyel alıcılarıyla ikili görüşmeler yapılmıştır. Biraz önce de dediğim gibi biz Kıbrıs'ta Türkiye'li yatırımcıların gelmesini bekliyoruz. Elimizden geldiği kadar da yardımcı olacağımıza söz veriyoruz. Bu vesileyle hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Daha fazla sözlerimi kısaltmayayım. Teşekkür ederim Mustafa kardeşim. Şimdi sözü Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Derya'ya veriyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Çok değerli Odalar Birliği Başkanım, çok değerli Başkan Yardımcım ve Kıbrıs Sanayi Odamızın değerli Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri ve Kıbrıslı değerli sanayicilerimiz, iş adamlarımız. Ankara Ticaret Odası ve şahsım adına hepinize hoş geldiniz diyor. En değerli saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Bundan bir müddet önce bizim Kıbrıs ziyaretimizle başlayan süreç, bugün Kıbrıs Sanayi Odamızın oradaki heyetiyle beraber gelmesi ve ikili iş görüşmeleri ve Odalar Birliğimizin kabulüyle devam ediyor. Ben bu kabulünden dolayı Odalar Birliği Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Gönlümüz arzu ediyor ki bunu ilk tabii ki geçmişe dayanan mutlaka temelleri var. Ancak en azından bizimle başlayan süreçte Kıbrıs'ta bir altyapıyı oluşturduk ve bu çalışma gezisini planladık. Bu çalışma neticesinde bugünkü yapılan ikili görüşmelerde inşallah
bu süreci en azından fiiliyata dönüştürmekle ilgili bir gayretimiz oldu. Ama bu çalışmalarda Odalar Birliği'nin gücünü arkamızda hissetmek bize biraz daha heyecan ve güç verdi. Ben bu çerçevede bundan sonra ikili ticaretin gelişmesi, gerek Kıbrıslı sanayicimizin Türkiye'de yatırım yapması, gerekse Türkiye'deki iş adamlarımızın Kıbrıs'ımıza yatırım yapması ile ilgili bundan sonraki süreçte Odalar Birliği'mizin de desteğiyle bu süreci devam ettirmeyi ben Ankara Ticaret Odası olarak ve şahsım olarak arzu ediyorum. Tekrar katılımımızdan, gelişinizden dolayı hoş geldiniz diyor. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Afiyet olsun. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Tesadüfen iki adaş konuştu, iki Mustafa konuştu. Ankara Ticaret Odamıza özellikle bu gerçekleştirdikleri hem ziyaret hem davet için de huzurlarınızda teşekkür etmek isterim. Özellikle Türkiye'nin en büyük 365 oda içerisinde en büyük odalarımızdan ikinci sırada yer almaktadır. Sizin onlarla beraber işbirliğini iyileştirmenizde biz Türkiye Odalar ve Borsa Birliği olarak her türlü desteğe vermeye hazırız.